sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Harbi'nden dönerken 313 sahabe ile binden ziyade müşrik kafirler yapılan o harpten sonra ashabına diyor, ey ashabım, işte bugün küçük cihattan, küçük harpten, küçük savaştan büyük savaşa gidiyoruz. Ya Resulallah, bizim yaptığımız savaş, bizim yaptığımız cihat nasıl küçük olur? Biz kendimizden kat kat fazla bir müşrik ordusuyla harp ettik. Allah-u Teala bizimle muzaffer oldu. Bundan daha büyük nasıl bir harp olur? Eğer yenilmiş olsaydık, bizi yenmiş olsalardı, İslam'ın kökünü kazımayı amaçlıyor gibiler. Hiçbir zaman bunu başaramadılar, hiçbir zaman da başaramayacaklar. Ama bundan daha büyük harp olur mu ya Resulallah? Efendim, işte İslam'ın aslında temel mesajı budur. Cihat değil mi başlığını anlayalım. Evet. Şimdi bu küçük harp idi. Büyük harp, büyük savaş, nefsimiz ile olan savaş. Şeytan ile olan savaş. Ehli ile batılın savaşı. Doğru ile yanlışın savaşı. Çünkü bu savaş hayatın her alanında var. Evinde var. Namaz kılarken bile var. Namazda var. Oruçta var. Cami içinde var, dışında var. Sofrada var, yatakta var. Her yerde bu mücadele devam. O zaman mümin cihadı hayatının her alanına alacak. Eve girdiğin an televizyonun kumandasını alıyorsun ya, işte cihat başladı. Sana golü aldı zaten. Neyi aranına var. Hani camide hutbe dinlerken bile hemen telefonu çekip Facebook'a bakıyorsun ya, işte bak cihadı gördün mü? İşte cihat bu. Nasıl seni kaydırdı bir tarafa, nasıl çekti bir tarafa, hayatın her alanında cihat. Göz nereye bakıyor? Kalp nerede? Kulak nerede? Gönül nerede? Cihat deyince illa sırtlar tanınmak değil. İşte cihat varsa bizim yapacağız. Efendim böyle buyuruyor. Şimdi küçük harpten, küçük savaştan büyük savaşa gidiyoruz. Doğduğumuz andan ölünceye kadar bu cihat, bu mücadele devam edecek. En şiddetli zamanları ne zamanlardı? Ne zaman böyle sallanmaya başladık? İmanı, itikadi, sıkıntı açılarından hemen üzerimize kullanılır karşıdaki düşmanlar. Nefsi amare saldırır, şeytan aleyhilerle saldırır. Kur'an-ı Kerim'in en son ayeti nedir? Mine cinneti ve nâr. İnsanların ve dinlerin şerrinden Rabbime sığınırım.